Şu anda bu 16 Nisan referandumuyla getirilen rejimin adına da başkanlık sistemi diyemeyiz. Yani ben bir başkanlık sistemine geçiş olduğunu düşünmüyorum. Hatta bu uygulamaya girdikten sonra ortaya çıkacak tabloları izleyenler ve bunu yaşayan insanlar biz ne yapmışız diyecekler. Bu asla ve asla bir başkanlık sistemi değildir. Başkanlık Biz sisteminin ne yapmışız diyecekler. Yani daha göreceklerimiz var Sayın Bakan. evet, göreceklerimiz var. Niye bunu söylüyorum? Buyurun. Çünkü bu referandum boyunca konuşmaları, değerlendirmeleri çok dikkatli bir şekilde izlediğimi düşünüyorum. Genellikle hukuk metni olarak tartışıldı değişiklikler. Yani 18 maddelik bir anayasa değişikliği yapılmıştır. Bu anayasa değişikliği anayasanın hangi maddesini neye dönüştürmüştür? Onu tartışmak suretiyle ortaya çıkan şeyin ne olduğunu keşfetmeye çalıştık. Hem hayır propagandası yaparken de hem de kampanyayı yürütürken de. Ama bu değişiklikler uygulamaya girdiği zaman ortaya nasıl bir tablonun çıkacağını kimse empati etmedi. Eğer bunu gerçi söylemenin de bir faydası yoktu. Ama ortaya çıkacak tabloyu, rejimi gözümüzün önüne getirdiğimizde ve değerlendirdiğimizde bunun demokratik bir rejim olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve iktidar kanadına mensup sözcüler, bakanlar zaman zaman konuşurlarken, bu referandum sonuçlarını değerlendirirlerken sürekli demokrasiye vurgu yapıyor iseler de Türkiye'de demokrasi bitmiştir. Bu gelen sistemin adı demokrasi değildir. Bu gelen rejimin adı demokrasi değildir. Bu bir başkanlık sistemi değildir, yarı başkanlık sistemi değildir. Parlamenter demokrasi hele hiç değildir. Bu farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Bunun nasıl bir şey olduğunu ayrıca konuşuruz ama ben bu süreçte ve daha önceki süreçlerde en fazla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek veren vatandaşlar, düşünen insanlar adına üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Öyle canhıraş bir şekilde sarılıyorlar ki sanki Türkiye'ye güzel şeyler geliyor, iyi şeyler inşa ediliyor da onun heyecanını duyuyormuşçasına aşkla, şevkle bu değişikliğe sarıldılar ve sahiplendiler. Bizi ne bekliyor bu Halbuki kadar kötü Sayın Bakanım? Öyle bir şey söylediniz ki ben bile bir ürktüm yani. Ne bekliyor yani yani? acaba Korkunuz oradan mı ne? başlamalıyım diye ben tereddüt ettiğim için söylemedim ama söyleyeyim ne Buyurun beklediğini. yani o Biz ne önemli tabii. beklediğini söyleyeyim. Bakın. Öncelikle ortaya başlangıç itibariyle bir parti devlet partisi çıkacaktır. Onun dışında diğer partiler işlevsiz hale gelecekleri için, etkisiz hale gelecekleri için Türkiye tek parti rejimine doğru evrilecektir ve sonunda Türkiye bir parti devletine dönüşecektir. Bunu görmemek için empati kuramamak lazım. Bakın ne yapıldı? Parlamentonun işlevi kalktı. Parlamentonun yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki temel görevi vardır. Bu iki görevden biri denetim görevidir. İkinci görevi ise yasama görevidir. Denetim görevi ortadan kalkmıştır. Nasıl kalkmıştır? Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olacak. Ve milletvekili seçimleriyle cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılacak. Bunun anlamı şudur. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için %50'nin üzerinde oy almak gerektiğine göre aynı gün aynı salondaki farklı bir sandığa oyunu atacak seçmenin de Cumhurbaşkanını seçerken onun genel başkanı olduğu partiye en fazla tercihi kullanacağı açıktır. Yani meclisteki çok istisnai durumlar haricinde büyük partinin en fazla milletvekiline sahip partinin genel başkanı olacaktır. Cumhurbaşkanı aynı zamanda. Diğer taraftan istediği zaman tek başına meclisi seçimleri yenileyecektir. Hem meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunu eliyle tek tek aday olarak belirleme hakkına sahip bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Hem de eliyle tek tek belirlediği halde sözünü dinlemez ise hemen meclisi bir gün sabahleyin kalktığımız zaman tek başına tek oyla hiçbir prosedürden geçmeden hiçbir bir takım usul
zamanlama gibi kurallar olmadan seçime götürecektir ve kendisine yanlış yaptığını inandığı milletvekillerini meclis dışına atacaktır. Burada bir şey sormuyorum. Buradan şunu çıkarıyoruz. Bak Sayın Bakanım, bir şey soracağım. Bugün 4 partiden 3'ü zaten ön seçim yapmıyor. Halka sormuyor. Kimi milletvekili görmek istiyorsunuz diye bir soru da sormuyor. Yani bugün zaten liderler parmaklarıyla işaret edip istedikleri isimleri meclise milletvekili olarak getirmiyorlar mı? Getiremiyorlar. Hayır. O kadar kolay değil. Siyasette her zaman dengeler vardır. Riskler vardır. Her genel başkan o dengeleri ve riskleri gözetmek zorundadır. Onu gözetmeden yürüyemez. Ama genel başkanı ülkenin sahibi haline getirirseniz, cumhurbaşkanı haline getirirseniz, 3 milyon kamu görevlisinin tek başına atadığı kamu kurumlarını tek başına kararnamelerle düzenleyen bir gücü ona verirseniz, yargıyı ona teslim ederseniz ve meclisteki büyük partinin de genel başkanı sizsiniz dediğiniz zaman onun ölçeceği ve tartacağı hiçbir risk kalmamıştır. Eliyle yazar, bu milletvekilidir diye, eliyle çıkarır, bunu milletvekilliğinden attım diye. Siz böylesine bir gücü verdikten sonra herhangi bir genel başkanın, herhangi bir partinin başındaki genel başkanın merkez yoklamasıyla, aday belirlemesiyle aynı şekilde işleyeceği varsayımına düşemezsiniz, bunu devam ettiremezsiniz. Burada farklı bir şey var. Tek başına bir güç var. Mesela MHP milletvekillerini Bahçeli'nin iki dudağı arasında değil mi bütün gelecekleri? Örnek. Her zaman değil. O da risklerini ölçüyor. O da seçimin gidişiyle ilgili bazı şeyleri, parti içi dengeleri gözetiyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş safhasında başından sonuna kadar beraber bulundum. Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağı vardı. Genel başkandı ama milletvekili olamadı, başbakan olamadı ilk seçimden sonra. Ben hem partinin programını hazırladım, hem de kuruluş safhasında partinin teşkilatlardan sorumlu genel başkanıydım. Bütün il ve ilçe teşkilatlarını ben organize ettim. Daha sonra siyasi yasağı kalktı, Siirt'ten geldi, genel başkan oldu, milletvekili oldu ve başbakan oldu. Ben yine önceki hükümetteki gibi başbakan yardımcılığı görevime devam ettim. Biz ilk bir ay içerisinde kavga ettik. Özelleştirmelerle ilgili bir problem nedeniyle ve özelleştirme idaresini bıraktım. Sonra özelleştirme yüksek kurulundaki görevimi bıraktım. Bütün bunlar oldu. 5 yıl boyunca da başbakan yardımcılığım döneminde aramızda çok önemli ihtilaf konuları cereyan etti. Zaman zaman gazetelere, haberlere de yansıdı bu olaylar. Ama hiçbir zaman bana karşı olumsuz bir tutum içerisinde olmadı. Niye? O dönemdeki dengeler benimle çatışmasını, aleni kavga etmesini kaldırmasına müsait değildi. Sayın evet Erdoğan. Partinin genel başkanıydı. Sayın Erdoğan, ama benimle kavga edemezdi. Hatta başka bir şey söyleyeyim. 2007 seçimlerine girerken ben aday olmayacağımı ilan ettim. Ve gece saat 12'den sonra Sayın Gül'le beraber beni adaylığa ikna edebilmek için saatlerce dil döktüler. Peki, aday olman lazım. Tekrar meclise girmen lazım. Niye aday olmadınız? Başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey anlatıyorum. Dağıtmayalım. Ve Gül biliyorsunuz adaylık aidatımı da kendisi cebinden yatırdığı halde hayır olmuyorum dedim ve bıraktım. Eğer aday olmama engel hiçbir şey yoktu. Meclise tekrar girseydim bakanlar kuruluna almama gibi bir gücü de olamazdı. Ne zamanı anlatıyorum ben size? 10 yıl önceki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni anlatıyorum. Ben bıraktıktan sonra köprünün altından çok sular geçti derler ya. O kadar çok su geçti ki bugün artık meclisteki milletvekilleri kuliste basın mensupları yanlarına geldiği zaman oturdukları koltuktan kalkıp gidiyorlar. Yanlışlıkla bir cümle söylerim ağzımdan çıkar da sonra parti genel başkanı aday listeleri belirlenirken kellemi keser diye. Bu noktaya geldi. Şimdi bir de cumhurbaşkanlığını üstlenmiş bir parti genel başkanından bahsediyoruz. O partinin üzerinde tam güçtür, mutlak güçtür ve istediğini yapandır.
bu kanunu çıkarmadığınız, çıkarmayacaksınız dediği zaman o meclis ben bu kanunu çıkarıyorum diyemez. Şu milletvekiline duruşu hoşuma gitmedi, liste dışı bırakıyorum dediği zaman hiç kimse o partide ve parti içi dengelerde diyemez ki o arkadaşın duruşu iyi değildir ama çok çalışkandır, verimlidir, faydalıdır bunu listeye koyalım diyemez. Böyle bir noktaya geldiniz. Böyle bir noktaya geldiğiniz zaman yani meclisin artık denetim yetkisi elinden alınmış. Zaten yasal olarak denetimle ilgili pek çok şey elinden almış. Fiilen de var zannedilen soruşturma yetkisi de yok zaten fiilen. Ve bir de ikinci bir şey var. Sadece denetim yetkisi elinden alınan bir meclisten söz etmiyoruz. Artık yasama yetkisi de yok meclisin. Yasama dediğiniz nedir biliyor musunuz? Tüm dünya parlamentolarına bakın. Yasa çıkarma konusunda parlamentoların eşi ve rakibi yoktur. Yasayı yalnız ve yalnız parlamentolar çıkarır. Ama şimdi öyle bir meclis ortaya çıkmıştır ki bu meclis Cumhurbaşkanı'nın istemediği bir yasayı asla çıkaramaz. 600 milletvekiline çıkarttırmadığı yasayı Cumhurbaşkanı istediği zaman tek başına çıkarma hakkına sahip. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dediğiniz şey yasalarla eşit hukuk metni demektir aynı zamanda. Böylesine elinde yasa yetkisi, yasama yetkisi olmayan, elinde hükümeti denetleme yetkisi olmayan, bir tek bakanı mecliste görme ihtimali olmayan bir parlamentodan bahsediyoruz. Bakanların parlamentodaki, genel kuruldaki, salondaki koltukları kaldırılıyor. Geçen gün bir gazeteci sordu. Artık gelirlerse meclise locadan izleyeceklermiş şeyi. Evet, eski Cumhurbaşkanlığı ve yargı evet, falan oldu. Zaten loca. Oraya da gelmezler, izlemeye de gelmezler. Neden? Bakanlar zaten milletvekili olmayacağı için kanunlara katılmayacaklardır. Meclisin denetim hakkı olmadığı için de bunları denetleyemeyecektir de. Niye meclise gelsinler? Artık milletvekilleri bakanları eskiden olduğu gibi, şu anda olduğu gibi mecliste göremeyeceği gibi aynı zamanda bakanlığına gidip ziyaret de edemezler. Hatta bürokratlarına telefonla bile ulaşamazlar. Böylesine fonksiyonları ve işlevleri kalmayan bir milletvekilliği, sadece bireysel tatmin sağlayan bir milletvekilliği var. O tatmin nasıl? Maaş mı yani? Maaşını alacaklar ve dokunulmazlıkları da var. Yani gelecek 600 kişi o kulislerde oturacak, çayını içecek. Evet, öyle. Maaşını alacak, dokunulmazlığını da sürdürecek. Aynı bugünkü milletvekilinin bireysel olarak bir milletvekiline sağladığı haklardan yararlanacak. Emeklilik, sağlık vesaire bütün haklar dahil ama işlevsiz olacak. Vatandaş açısından, seçmen açısından böylesine işlevsizleştiği zaman vatandaşın partilere karşı ilgisi düşecek, tansiyonu düşecek, heyecanı düşecek. Bunun neticesinde ne olacaktır? Ortada bir parti kalacaktır ve o parti sonunda, yani başka partiler olur, meclise giren yine milletvekilleri olur da, vatandaşın ilgisi açısından söylüyorum, sonunda o parti devlet partisi olarak başlayacak ama sonunda ne olacaktır? Parti devletine dönüşecektir ülke. O nasıl dönüşecek biliyor musunuz? Parti devleti dediğim şey Bağız rejiminin bir benzeri. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın elinde 3 tane güç var. Bir, bütün Türkiye'ye yaygın bir şekilde. 3 tane güç var. Empati edin. Birincisi parti örgütü. Hem genel merkezde teşkilatı var. Genel başkan yardımcıları, başında da Cumhurbaşkanı var. Hem illerde de, ilçelerde de, beldelerde de, hatta köy temsilciliklerine varıncaya kadar parti örgütü var. Yani şöyle bir şey de var. AKP genel merkezinin 8. katı sadece Cumhurbaşkanı'na özgü bir şekilde yeniden evet. dekore ediliyor. Gelecek tek başına oturacak. Yani Cumhurbaşkanı parti genel merkezinde oturacak. Evet, oturacak. İkincisi, Cumhurbaşkanı'nın tüm ülke genelinde sahip olduğu ikinci örgütse yürütme örgütüdür. Yürütme örgütü dediğim bakanlar, bürokratlar, illere varıncaya kadar, valiler, kaymakamlara varıncaya kadar, hatta askeri ve sivil bürokrasi dahil. Çünkü doğrudan atayacak. İstediğini oturtturacak bir yere ve kaldıracak. Bakın burada idare dediğimizde çok bir farklı. Bir kıstas yok mu onda yani? Hiçbir kıstas yok. Hiçbir mesela kıstas. Deneyim, mesela müsteşar Hayır. belli bir seneden sonra oluyor. Genel Hayır, müdür. Hiçbir kıstas yok. Neye göre belirleyecek bunu? Ha, neye göre belirleyecek? Cumhurbaşkanı hem kendi görev ve yetki ve sorumluluklarını hem kendine bağlı bakanlıkları ve
idarenin, valilik, kaymakamlık gibi taşra teşkilatlarının görev ve sorumluluklarını, hatta yeni, bazılarını kaldırabilecek, bazı yeni birimler ihdas edebilecek, bu teşkilatların iç kademelerinin, bölümlerinin neler olduğunu Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kendi belirleyecek. Hem de bu birimlere atamaları da kendisi yapacak tek başına. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünyanın hiçbir yerinde, hele demokratik ülkelerde, bir idareci kendi yetki ve sorumluluklarını belirlemez. Bu çok tehlikeli bir şey. Nasıl tehlikeli bir şey? İdari birimler belirlenir, orada birileri görev alır. Onların görevlerinin ne olduğunu yasaları çıkarmak suretiyle ayrı bir organ belirler. Yasama organı, parlamento belirler. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Birini muhtar diye oturtturuyorsunuz mahallede veya yani köyde. Sonra diyorsunuz ki senin görevlerin, yetkilerin, sorumlulukların neyse sayın muhtarım sen kendin belirle diyorsun. Muhtar da alıyor kağıdı kalemi eline diyor. Şu görevlerimi bir yeniden düzenleyeyim diyor. Kahvenin ve bir genelge çıkarıyor. Diyor ki bana ve misafirlerime kahvede çaylar bedavadır. Çay, kahve, bütün meşrubat bedavadır. Ertesi gün bir genelge çıkarıyor. Köydeki bütün tavukların yumurtaları bana aittir diyor. Üçüncü gün bir genelge çıkarıyor. Köydeki bütün küçük baş, büyük baş hayvanlara el koyuyor. Sonunda günün birinde dayanamıyor. Köyün bütün malına mülküne el koyuyor. Hepiniz benim ırgatımsınız diyor. Yani idareciye kendi yetki ve sorumluluklarını belirleme hakkını verdiğiniz zaman bunun sınırı yok. Şimdi bu düzenlemede 3 milyon kişiden oluşan kamu idaresini tek başına Cumhurbaşkanı'na veriyorsunuz. Bütün atamaları kendisi tek başına yapıyor. Ve bunların nasıl örgütleneceğini de kendisi belirliyor. İsterse bir bakanlığı tek başına sabahleyin uyanır uyanmaz kaldırıyor, yerine başka bakanlık kuruyor, iş taksimini yapıyor. Bu da yetmiyor. Bütün birimlerin ve atadığı bütün görevlerin, görevlerinin, sorumluluklarının ne olduğunu kendisi belirliyor. Vallahi. Yani bu devlet çarkıyla tüm ülke üzerinde, yani günün birinde mesela 2024 seçimlerinde öyle biri gelir, Cumhurbaşkanı olur ki mafya devleti kurar. Kardeşim mafya. Bu da ikinci örgütüdür Cumhurbaşkanlığı. Bu yetmiyor. Cumhurbaşkanının üçüncü bir örgütü oldu. Bu üçüncü örgüt ne biliyor musunuz? Yargı örgütü. O da ta ilçelere varıncaya kadar hakimler, savcılar var ya, ta ilçelere varıncaya kadar Cumhurbaşkanının en üstü olduğu yeni bir örgütlenme haline geliyor. En çok üzüldüğüm şey nedir biliyor musunuz? En çok üzüldüğüm şey bu referandum nedeniyle bu değişiklik en fazla yargıya zarar vermiştir. Yargı bağımsızlığı dediğiniz şeyi ortadan kaldırmıştır. Yargı, hakim, savcı güvencesi dediğiniz şeyi ortadan kaldırmıştır. Yandaşlığı getirmiştir. Kimliğini, kişiliğini yok eden, mahveden, ortadan kaldıracak bir süreci başlatmıştır. Ve en çok bu referandumdan evet oyu çıkmasına çaba harcayan da yargıdan oluşan Yüksek Seçim Kurulu olmuştur. Evet. En çok kahrolduğum ve üzüldüğüm nokta da budur. Anladım. Ama iş burada kalmıyor bakın. Bu üçünün ne sahip olduğu örgüt son derece önemli. Yargı örgütüne de nasıl sahip olduğunu biliyorsunuz. Hakimler, savcılar, yüksek kurulunun bütün üyelerini doğrudan veya dolaylı olarak Cumhurbaşkanı atayacak. Hakimler, savcılar, yüksek kurul dediğiniz nedir? Bir, bütün hakim ve savcı alımlarını o yapar. İki, bütün hakim ve savcıların il ve ilçelerde görevlendirmelerini orası yapar. Üç, müfettişleri vasıtasıyla bütün hakim ve savcıların denetimini bu kurul yapar. Dört, görevini iyi yapmadığına inandığı, her zaman iyi yapmaması da gerekmiyor. Bir gazetecinin tutuksuz yargılansın diye serbest bırakan hakim biliyorsunuz açığa alınabiliyor. Bu memleket öyle bir memleket. Hakim ve savcıların açığa alınmasına, hatta meslekten ihracına bu kurul karar veriyor. Bu kadar da değil. Yargıtay ve Danıştay'ın bütün üyelerine bu kurul atıyor. Yargıtay'ın bütün üyelerine, evet. Danıştay'ın da üyelerinin dörtte üçünü atıyor. Dörtte birini de Cumhurbaşkanı atadığı için hepsini atıyor dedim. Ve sonunda bu kurula hakim olan güç Cumhurbaşkanı'nın kendisidir. Ve bu güç bu kurul vasıtasıyla bu kadar yargı üzerindeki yetkileri mutlak olan bu kurul vasıtasıyla
en ücra köşedeki hakim ve savcıya da hükmeden, emreden bir cumhurbaşkanı ortaya çıkacaktır. Bu üç örgütün Türkiye genelinde ortaya çıkaracağı tablo nedir biliyor musunuz? Ortaya çıkaracağı tablo şudur. Cumhurbaşkanı hem merkezi devlet teşkilatı olan valilikler ve kaymakamlıklar ve oradaki personel, hem de hakim ve savcılar vasıtası yargı teşkilatı konusunda Ankara'da istihbari bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Ve göreceksiniz bakın bunu. Sonunda parti örgütü istihbari bilgilerin en yukarıya aktarıldığı mekanizmaya dönüşecektir. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Evet. Bak bunun anlamı şudur. İl ve ilçelerde, hatta bir şey söyleyeyim mi? Bir süre sonra bir yasa veya talimatnameyle veya sözlü talimatla yargıçlar ve savcılar partinin il ilçe divan toplantılarına da katılacaklardır diye bir şey çıkarsa da hiç şaşmayın. Onu artık fiilen yapmıyoruz bunu diyebilecek hiçbir irade ve engel, bunu frenleyecek hiçbir engel kalmamıştır. Anladım. Sonunda ama daha vahim bir şey söyleyeyim. Sayın Vekilime döneyim diye. Koparmayalım isterseniz, müsaade tamam. ederse Sayın Çiçek. Hukukçu kimliğiyle de yanlış söylediğim şeyler varsa her zaman düzeltmesini beklerim. Sonunda ne olacaktır biliyor musunuz? Bu illerdeki ilçe ve il başkanları var ya, o il ve ilçe başkanları siyasi rakiplerini bu ilişkiler sonrasında yargıyı da sopa olarak kullanmak suretiyle diskalifiye edecektir. Hatta parti içi kongrelerdeki rakiplerine kadar sirayet edecektir bu. Bir süre sonra da 5 yıl sonra mı, 10 yıl sonra mı veya 2 yıl sonra mı, yani zamanını vermeyeyim ama sonunda bu iş nereye dönecektir biliyor musunuz? Yargı siyasetle işbirliği halinde ücra teşkilatlarda bir rüşvet ve yolsuzluk çarkına dönüşecektir. Bugünkünden daha kötü. Daha kötü bir şey anlatmaya çalışıyorum. İl ve ilçe örgütleri vasıtasıyla, o ilçe ve il örgütleri önemli olacak yargı ve hakim ve savcı için. Sicil amiri gibi olacaklar. Ve istedikleri davalardan istedikleri haracı kesmek suretiyle davalar neticelenecektir. Adalet kalmayacaktır. Ve yargının kendisi yargı mensuplarına değil, onların sicil amiri konumuna gelenlere yarayacak, onların lehine işleyecek bir gayrimeşru kazanç çarkı haline dönüşebilecektir. Mutlak surette olacak demiyorum. Ama bu çark, bu sistemin, demokrasinin kendi içindeki denge, fren ve kontrol mekanizmalarını tamamen tahrip etmesinden dolayı ortaya çıkabilecek bir sistemdir. Bunun neticesinde bir şey söyleyeyim mi? Bu mekanizma sonunda vatandaşın sürekli kırbaçlanmasına yol açacaktır. Çok kısa bir soru, evet ya da hayır bir cevap bekliyorum senden, hiç uzatmadan. Vatandaş %50'ye yakın bu referandumda başkanlığı evet derken bunları biliyor muydu? Kimse bunu dinlemedi ki. Partizan ayrışmaya dönüştü iş büyük oranda. Ancak partizan ayrışmaya direnen, öyle zannediyorum ki Türkiye'de yine de bir %15 civarında seçmen oldu. Ben bu partizan ayrışmaya direnen, alnı açık, yüzü ak bu %15'lik seçmen kitlesini kutluyorum, tebrik ediyorum.